Günaydın arkadaşlar. Kahvaltımızı bugün evde yapıyoruz. Kızım pankek yaptı. Ellerine sağlık. Evet Biriş'cim. Vallahi hepsi uyuyor bunların daha ama saat de 10. İlk önce ben uyanmıştım. Evet uyanmıştın. Sonra ne yaptın? Günaydın arkadaşlar. Annem şimdi dükkanımızın temizliğini yapıyor. Şöyle. Şimdi buradan.
Merhaba arkadaşlar. Akşam yemeğinde yeşil fasulye yiyeceğiz. Ben de mavi fasulye. Onun için fasulyemizi kırıyoruz. Annem ve taraflarla sohbet edeceğiz inşallah. Kızımla. Küçük kızımla, tembel kızımla. Tarafa gel fasulye ekleyelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün dükkandaki küçük tüpüm bitmiş. Tüpçü bana çok uzak. Gidemem. Dükkanı kapatıp çocuklar var. Gidemem. Onun için fasulye ayıklamıştım. Fasulye yemeği yapmam gerekiyordu. Şu an farklı bir şey deneyeceğim. Aynı fasulye yemeği gibi soğanını doğradım. İçine birazcık burada biber kalmışım işte. 2 tane dolma biberi. Onlardan doğradım. Domatesini doğradım. Bunları değişik bir tarif yapacağım. Ama tarif güzel olursa videosunu koyacağım. Güzel olmasa bu videoyu siz hiç görmeyeceksiniz. Allah'ın izniyle bir deney yapıyoruz şu an. Evden getirdiğim biber salçam var. Şöyle onu da koyayım içine. Benim burada dolabım olmadığı için ben her şeyimi günlük az az getiriyorum. İçine yağsını koyuyorum. Şöyle biraz baharatını koyuyorum. Biz çok baharatlı sevmiyoruz. Ben seviyorum. Ben yiyemiyorum, evet. Berenay seviyor ama maalesef annesi yiyemiyor çocuğumun. Birazcık tuzunu koyuyorum. Efendim anneciğim. Şöyle bunu bir harmanlayayım. Böyle bir çözüm buldum. İnşallah lezzetli olur. Lezzetli olursa pişince de çekeceğim size. Tekrar tadını falan da söylerim. Ve bu videoyu da yayına koyacağım. Ama lezzetli olmazsa siz bu videoyu hiç seyredemeyeceksiniz. Şöyle fasulyesini koyuyorum. Yıkayıp ayıkladığım fasulyemizi. Biz bir de plan yapmıştık. Fasulyenin yanına plan yapıyoruz. Plan, ay artık bir şey yapamayacağız. Küçük tüple çalışıyoruz. Unutmuşuz biz tüpün olmadığını. Doğalgazımız yok hoca şeyde, dükkanda. Zaten yazın burada yemek yapıyorum. Kışın genelde evde yemek yapıyorum. Çocuklar okula gidip geldikleri için kışın daha erken kapatıyorum ve gidiyorum. En geç gelen Belenay zaten. O da bu sene ben de alacağım. Evet, bu sene Mihray da geç gelecek. Ben belki bu sene Mihray'dan erken gelirim. Ben geç geleceğim. Bunları şöyle fırın poşetlerine koyacağım fasulyeyi, fırına atacağım, fırında pişireceğim. Şu bizim tavukla patates. Aynen. Yani böyle bir şey düşündüm. Yani sonuçta yenilir bir yemek olur ama lezzeti nasıl olur onu bilmiyorum. Lezzeti de güzel olursa zaten sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Onu da piştikten sonra tekrar söylerim. İnşallah. Böyle bu şekilde poşetlere koydum. Üzerlerine deliklerini açıyorum ama hiç kesinlikle su koymadım. Sadece domatesin kendi suyu var. Bir de yağısı var. Hiçbir şekilde su koymadım. Garip bir deneyim oldu. Benim telimin kenarları açık olduğu için ben folyoyla sardım bu şekilde. Düşmesinler. Geçen yani, pizzamızın malzemeleri gidiyordu da. Böyle olunca daha rahat, daha iyi oluyor. Onun için bu şekilde şöyle. Heh.
peki. İnşallah çok lezzetli olacak arkadaşlar. Allah'ın izniyle hiçbir şey çözümsüz değildir. Bunu da bir şekilde hallettik. Bizim fasulye pişti. Tavuk yağı durdurdu. Kokusu çok güzel ama tadını birlikte bakacağız şimdi. Şunu da bu sefer değiştirelim artık. Evet arkadaşlar, eğer lezzeti güzelse bu videoyu seyredeceksiniz inşallah. Ama çok güzel pişmiş. İnşallah lezzeti de güzel olmuştur. Akşamı da parkta bitirelim dedik şöyle bir. Evet. Yaramazlık abidesi. Niye normal yerden çıkmıyorsun oğlum? Hadi bir kayda bakayım mı? Hoppa! Atla hadi atla. Biz de Belişim'le yürüyüş yaptık. Perte çıktık, oturuyoruz. Şimdi oturuyoruz, annem yoruldu. Sen yoruldun. Aa, ben yorulmadım, ben daha yürürdüm işte. Terlikle yürüyüşe gittiği için. Onun için arkadaş yoruldu. Ben asla, benim ayaklarım acıdı sadece. Ondan benim. Diyorsun. Evet. Tamam, ben 3 tur daha yürürdüm daha. Evet, yürürdüm. Buradaki arkadaşa da bıraktık, uyuyormuştu. Hala uyuyor işte. Bu da böyle bir şey. Vallahi uyuyor. Bildiğin tencerede yoğurt. Nereye korsam orada mayalanıyor. Böyle bir güzel huyu var bunun da. İftira atıyorsunuz. İftira mı atıyorsunuz? Belen ay uyuyor, uyumuyor muydu anneciğim? Babam her yerde uyuyor. Otobüse biniyor, uyuyor. Eve gidiyor. Sen abiyle konuşuyordun. O gitti. Bizim geldim. Bizim gördüğümüzde uyuyordun. Yer uyudu, yer uyudu. Dinlendin mi biraz? Abla, ben de kapıdan yoksa alayım. Ağaç oturur. Dinlendin mi anneciğim? Ben hiç yorulmadım ki. Bu kadar. Oğlum da gelmiyor. Terlemiş hep ya. Evet, aile öz çekimi olsun. Gelin bakalım şöyle. Sen kısasın zaten. Kıma kısa deme ya. Ay bir kek sarayım şimdi değil mi? Evet. Ya da edelim. Biraz daha eğlenin sonra gideriz. Zorla gidiyor ya. Güzel, bekle. Günde kapanışı burada yapalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İzlemeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abonelerinizle büyüyeceğim. Olanlara da şimdiden çok teşekkürler ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Belki yurt dışında sabahtır. Gel şurada söyle. Belki yurt dışında sabahtır. Mantık. O zaman Allah'a emanet olun. Sabahken bizde. Tamam hadi söyle, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.